Arkadaşlar merhabalar ben Murat Hoca KPSS Coğrafya 120 harita soru çözüm kampımızda 7. soru çözüm videomuza başlıyoruz. Soru çözümlerimize başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız memnun olurum. 61. sorumuz göreceli konum ile alakalı sorumuza başlıyoruz arkadaşlar. Soruda bize aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak verilmiştir. Haritada verilen yerlere ait özelliklerden hangisi göreceli konumdan kaynaklanmaz demiş. 1 ve 3 numaralı yerde dağların kıyıya paralel uzanması. Şimdi 1 numara batı Karadeniz. 3 numara Antalya çevresi. Burada dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Kuzeyde Kuzey Anadolu dağları, güneyde Toros dağları kıyıya paralel uzanıyordu. Burada dağların kıyıya paralel uzanması arkadaşlar göreceli konum özelliklerinden kaynaklanır. 2 numaralı yerde kış sıcaklıkların 1 numaralı yerden düşük olması. 2 numaralı yer Erzurum çevresi. 1 numaralı yer arkadaşlar Zonguldak çevresi. Normal koşullarda mutlak konum özelliklerini düşündüğümüzde enlem etkisi sadece sıcaklık üzerinde eğer ekli olsaydı 2 numaralı yer 1 numaralı yere göre daha sıcaklıklı olması gerekiyordu. Ancak sıcaklık üzerinde sadece enlemin güneş ışınlarının düşmesi etkili değil. Bunun dışında yükselti, karasallık, denizellik gibi durumlar da etkili. 2 numaralı yer bir numaralı yere göre oldukça yüksek bir yer, aynı zamanda karasallığın şiddetli olduğu bir yer. Bir numaralı yer ise Zonguldak çevresi denizelliğin etkisiyle kışın iki numaralı yere göre daha sıcak oluyor arkadaşlar. Bu durum mutlak konum ile değil, göreceli konum ile açılanır Denizellik, karasallık durumundan dolayıdır. Aynı zamanda enlem etkisine ters bir durumdur. 4 numaralı yerde koy Körfez sayısının fazla olması. 4 numara İzmir. Arkadaşlar Ege kıyılarında dağlar kıyıya dik uzandığı için kıyıda çok sayıda ada, yarımada, koy, körfez ve doğal liman oluşmuştur. Bu durumda göreceli konum özelliklerinden kaynaklanır. D seçeneğinde ise 1 numaralı yerde kıyıda falez şekillerinin görülmesi demiş. 1 numaralı yer Batı Karadeniz, Zonguldak çevresi. Dağların burada kıyıya paralel uzanmasına bağlı olarak denizin bitip kıyının başladığı yerde yükseklik uçurumlu falez diğer adıyla yalıyar dediğimiz dalga aşındırması sonucunda oluşmuş şekiller görülür. Bu da göreceli konumdan kaynaklanır. E seçeneğinde 3 numaralı yere güneş ışınlarının 1 numaralı yere göre daha büyük açıyla düşmesi. 3 numara Antalya, 1 numara Zonguldak. Ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe arkadaşlar güneş ışınlarının düşme açısı küçülüyordu. Bu durum mutlak konum özelliklerinden kaynaklanır arkadaşlar. Göreceli konumdan değildir. Enlem etkisiyle açılanır. Bundan dolayı cevabımız E seçeneği olacak. 62. soruya geldiğimizde ise 62. soruda Anadolu Yarımadası'nda tersi yerde nemli ve sıcak iklim koşullarına bağlı olarak gür bitki toplulukları gelişmiştir. Bu bitki toplulukları göl ve bataklık ortamlarda birikmesi sonucunda zengin lignit kömürü yatakları oluşmuştur. Haritada verilen yerlerden hangisinde bu enerji kaynağının önemli yataklarından değildir. Lignit yatakları 3. zamanda oluşmuştu. Tersiyer dönemde. 1 numaralı yer arkadaşlar Çanakkale'nin Çan ilçesi. 2 numaralı yer Manisa Soma. 3 numaralı yer Muğla Yatağan. 4 numaralı yer Antalya. Ve 5 numaralı yer arkadaşlar Kahramanmaraş'ın kuzeyinde kalan Elbistan ilçesi. Haritada verilen yerlerden Çan, Soma, Yatağan ve Elbistan Türkiye'nin önemli lignit kömürü yatakları Buralarda aynı zamanda lignit kömürü ile çalışan termik santrallerimiz de bulunur arkadaşlar. Ancak Antalya'nın bulunduğu bu 4 numaralı yerde önemli lignit yatağımız yoktur. Bundan dolayı cevabımız D seçeneği olacak. 63. soru doğal afetlerle ilgili. Soruda bize haritada verilen yerler ile afet riski eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde 1 numara orman yangınları, 1 numara Muğla arkadaşlar. Muğla Akdeniz iklim bölgesinde yer alır. Özellikle Akdeniz iklim bölgesinde yaz mevsimi sıcak ve kurak geçiyor. Aynı zamanda buralarda kızılçam ormanları vardır ve bu kızılçam ormanları yangına karşı hassastır arkadaşlar. Bundan dolayı burada hem bitki örtüsü hem de yaz mevsiminin özelliklerinden dolayı bu bölgede orman yangının riskini arttırmaktadır arkadaşlar. Bir numara için doğru. B seçeneğinde 2 numaraya çöküntü depremler demiş. Arkadaşlar depremler üç şekilde meydana gelir. Birincisi tektonik depremler. Fay hatlarına bağlı olarak oluşur ve can ve mal kaybının çok fazla olduğu yıkıcı ve şiddetli depremlerdir tektonik depremler. İkincisi volkanik depremler. Özellikle aktif volkanların bulunduğu volkanik patlamaların Meydana geldiği yerlerde oluşan depremlerdir. Türkiye'de aktif volkanlar olmadığı için Türkiye'de volkanik depremler görülmez. Üçüncüsü ise çöküntü ya da çökme depremlerdir. Özellikle yeraltı boşluklarının bulunduğu yerlerde mağaralar veya maden ocaklarının tavanların çökmesiyle meydana gelir. İki numara Antalya. Burada çok sayıda karstik mağara mevcut. Bu mağaraların tavanların çökmesiyle burada çöküntü deprem riski yüksektir arkadaşlar. Bu da doğru olacak. Üç numara için erozyon demiş. Üç numara tuz gölünün güneyi. Burası ülkemizde yağış miktarının en az olduğu yerlerden biri. Bitkisiz cil Burada rüzgar erozyon riski oldukça yüksektir arkadaşlar. Bu da doğru olacak. 4 numara için çığ demiş. Çığ olayının meydana gelebilmesi için birincisi yer şekilleri olarak dağlık, engebeli, eğimin fazla olduğu yerler gerektiği. İkincisi de burada kar yağışı fazla olacak ve karın yerde kalma süresi uzun olacak. Özellikle ülkemizde Doğu Anadolu'da bulunan Bitlis. Bingöl, Muş bu çevrelerde çığ olayı riski yüksektir arkadaşlar. Bundan dolayı 4 numaralı yerde de çığ riski yüksektir. 5 numaralı yer için kaya düşmesi demiş. Kaya düşmesi arkadaşlar bir kütle hareketidir. Kütle hareketleri içinde kaya düşmesi, çamur akıntısı, heyelan vardır. Özellikle bu olayların yaşanabilmesi için dağlık, eğimli, engebeli arazi yapısı gerekli. Ancak 5 numaralı yer Şanlıurfa platosunun olduğu yer olduğu için burası da düz arazi. Burası düz arazi. Burada eğim, engebe değerleri yüksek olmadığı için arkadaşlar burada kaya düşmesi gibi kütle hareketi riski düşüktür arkadaşlar bundan dolayı cevabımız bu soruda E seçeneği olacak. 64. soru ulaşım konusuyla ilgili. Soruda bize demiryolu bağlantısına sahip olan limanların iç kesimlerle bağlantısı kolaydır ve bu durum limanın hinterlandının geniş olmasına ve gelişmesinde etkilidir demiş. Haritada verilen limanlardan hangilerin demiryolu bağlantısı yoktur? Arkadaşlar ülkemizde özellikle bazı limanlarımızın demiryolu bağlantısının olması ve bu limanlarımızın iç kesimlerle ulaşım çeşitliliğinin artmasına neden olmuştur. Bu durumda o limanlarımızın hinterlandının art bölgeli olan bağlantısını güçlenmesine ve limanın gelişmesine doğrudan katkı sağlamıştır. Ancak ülkemizde yer şekillerinden dolayı bazı limanlarımızın demiryolu bağlantısı bulunmaz. Haritada verilen yerlere bakarsak bir numara arkadaşlar Bandırma Limanı. Balıkesir'in ilçesidir Bandırma aynı zamanda. Demiryolu bağlantısı vardır. İki numaralı yer İzmir. Burada özellikle Ali olduğu yer demiryolu bağlantısı vardır arkadaşlar. 3 numara Antalya Limanı. Antalya Limanı demiryolu bağlantısına sahip değildir arkadaşlar. Antalya şehrine de demiryolu ile ulaşım mümkün değildir. 4 numara İskenderun Limanı. İsk Zonguldak limanının da demiryolu bağlantısı bulunmaktadır. 5 numara Trabzon limanı. Özellikle Doğu Karadeniz'de bulunan illerin zaten demiryolu bağlantısı bulunmaz. Trabzon limanı da demiryolu bağlantısına sahip değildir. 6 numara Samsun limanı. Samsun limanının demiryolu bağlantısı bulunmaktadır. Bu yüzden de Karadeniz'deki limanlar içerisinde en gelişmiş liman Samsun limanıdır arkadaşlar. 7 numara Zonguldak limanı demiryolu bağlantısına sahiptir. Demiryolu bağlantısı olmayan limanlarımız haritada verilen yerlerden 3 numara Antalya ve 5 numara Trabzon limanlarıdır. Bundan dolayı sorumuzun cevabı C seçeneği olacak arkadaşlar. 65. sorumuz bölgelerle alakalı. Soruda bize devletin ülkeyi kolayca yönetmesi, hizmetlerin yurt geneline ulaşımını sağlanması, denetim için yasaların dikkate alınmasıyla ayrılan bölümlere göre yönetilen bölgelere işlevsel yönetim bölgeleri denir. Büyükşehir belediyesi olan şehirler de işlevsel yönetim bölgeleri içindedir. Haritada verilen şehirlerden hangisi bu özelliğe sahip değildir? Kısacası soruda büyükşehir statüsüne sahip olmayan şehir sorulmuş arkadaşlar. Ancak burada işlevsel bölgelere kısaca değinelim. Arkadaşlar arkadaşlar bölgeler kabaca ikiye ayrılır. Birincisi şekilsel bölgeler. Şekilsel bölgelerde kendi içinde doğal ve beşeri bölgeler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Doğal şekilsel bir de beşeri şekilsel bölge olmak üzere ikiye ayrılıyor. Doğal şekilsel bölgeler dediğim zaman yer şekilleri, iklim, su, bitki, toprak özelliklerine göre ayrılmış olan bölgelerdir. Beşeri şekilsel bölgeler ise tarım, sanayi, hayvancılık, turizm gibi bölgelere ayrılır arkadaşlar. İkinci bölgemiz ise işlevsel bölgeler. Diğer adıyla fonksiyonel bölgeler olarak da geçer arkadaşlar. Bunlar da kendi içinde dörde ayrılıyor. Birincisi arkadaşlar işlevsel yönetim bölgeleri, işlevsel yönetim bölgeleri. İşlevsel yönetim bölgeleri içinde arkadaşlar merkezi yönetim, bir de yerel yönetimler vardır. Merkezi yönetim dediğim zaman valilik ve kaymakamlık. Yerel yönetimler ise belediyeler ve muhtarlıklar olarak ayrılıyor. Belediyeler içinde de büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi bir de belde belediyesi, kasaba belediyesi olmak üzere ayrılıyor. İkincisi ise işlevsel istatistiki bölgeler Türkiye istatistikki bölge olarak düzey 1 sınıflandırmasına göre 12 tane bölgeye ayrılmıştı. İstatistikki verilerin daha kolay toplanması için üçüncüsü ise işlevsel plan veya proje bölgeleridir arkadaşlar. Doğu Anadolu projesi, Güney Doğu Anadolu projesi, Konya Ovası projesi gibi bölgesel kalkınma projeleri işlevsel plan proje bölgeleri içinde bulunur. Dördüncüsü ise işlevsel hizmet bölgeleridir arkadaşlar. Devlet kurumlarının hizmetleri ülke geneline daha hızlı, daha sağlıklı götürebilmek amacıyla oluşturulan bölgelerdir örnek veriyorum. Karayolları Türkiye'de 18 bölgeye ayrılmış. Devlet Su işleri 26 bölgeye ayrılmıştır. Bunun gibi arkadaşlar. Şimdi burada büyük statüsüne sahip olmayan şehir sorulmuş. 1 numara Tekirdağ. Tekirdağ büyükşehir statüsüne sahiptir arkadaşlar. 4 numara Hatay büyük şehir. 5 numara Van büyük şehirdir. 3 numara arkadaşlar Ordu büyük şehirdir. En son büyük şehir olan ilimizdir Ordu. Ancak 2 numara Çorum ise büyük şehir statüsünde değildir arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız B seçeneği olacak. 66. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Soruda bize aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiş ve bu yerlerden bir tanesine ait iklim grafiği verilmiştir. Verilen iklim grafiği haritadaki kaç numaralı yere ait? Verilen iklim grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar öncelikle yağış özelliğine bakalım. Mavi sütunlar. Yağışın en fazla olduğu ay hangisi? Ocak ayı. Daha sonra Şubat ve Aralık ayları. Kış mevsimi en fazla yağışın düştüğü mevsim. Ülkemizde kış mevsimi yağışta olan iklimimiz hangisiydi? Akdeniz iklimiydi değil mi? Akdeniz iklimi en fazla yağışı kış mevsiminde alıyordu. Bu iklim grafiğinde de en fazla yağış kış mevsiminde düşmüş. Ocak, Şubat, Aralık ayları da. O zaman Akdeniz iklimine sahip bir yer arayacağız haritada. Verilen yerlere baktığımız zaman arkadaşlar bir numaralı yer Antalya. Burası Akdeniz iklim bölgesi içerisinde bulunuyor. O zaman bu iklim grafiği bir numaraya aittir diyebiliriz. Bundan dolayı cevabımız A seçeneği olacak. Diğer verilen yerlerin iklim özellikleri neler? 5 numara sert karasal iklim. 4 numara Karadeniz iklimi. 3 numara İç Anadolu tipi ılıman karasal iklim. 2 numara İstanbul Bulun olduğu yer ise geçiş iklim özelliğine sahiptir arkadaşlar. 67. sorumuz akarsularla ilgili. Daha önce KPSS'de böyle harita üzerinden işaretlenen akarsuların isimleri sorulmuştu arkadaşlar. Soruda bize aşağıdaki haritada bazı akarsularımız numaralandırılarak verilmiştir. Bu akarsular aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir demiş. Bir numara. Bir numaranın olduğu yer arkadaşlar Çukurova'nın olduğu yerden aklınıza dökülüyor. Çukurova'yı oluşturan Seyhan Nehri'dir arkadaşlar bir numara. Çukurova'yı oluşturan akarsularımızdan bir tanesidir Seyhan Nehri. Diğeri Ceyhan Nehri. 2 numara Karadeniz'e dökülen ve döküldüğü yerde arkadaşlar Çarşamba Deltası'nı oluşturan Yeşilırmak nehrimizdir. 3 numara Ege Denizi'ne dökülen arkadaşlar Küçük Menderes Nehri'de döküldüğü yerde Selçuk Delta Ovası'nı oluşturmaktadır arkadaşlar. Sorumuzun cevabı arkadaşlar C seçeneği Seyhan Yeşilırmak Küçük Menderes olacak arkadaşlar. 68. soru turizmle alakalı arkadaşlar. Soruda haritada bir turizm şirketinin yolcular için hazırladığı tur güzergahı verilmiştir. Bu plana göre turizm şirketinin güzergahında gezilecek yerlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Turizm şirketi yapılacak gezi için hazırladığı güzergahta ilk gün İzmir'de önemli antik kent ziyaret edilecek. A seçeneğinde birinci gün için Bergama Antik Kent ziyaret demiş. Bergama Antik Kenti arkadaşlar İzmir'in kuzeyinde bulunuyor. Aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Listemizde bulunan önemli bir kültürel varlığımızdır. İlk gün için İzmir'de Bergama Antik Kenti ziyareti doğru olacak. İkinci gün ise Denizli'deki önemli antik kent ziyaret edilecekmiş. İkinci güne B seçeneğinde Hierapolis Antik Kenti ziyareti yazmış. Hierapolis Antik Kenti Denizli'de bulunur arkadaşlar. Aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Listemizde bulunan önemli bir kültürel varlığımızdır. Bu da doğru olacak. Üçüncü gün ise Burdur'daki dünyaca ünlü göl gezilecek demiş. Seçeneklerde de üçüncü gün Salda Gölü ziyareti demiş. Salda Gölü Burdur'da bulunur. Türkiye'nin Maldivleri olarak da bilinir. Dünyaca ünlü önemli bir gölümüzdür. Bu da doğru olacak. Dördüncü gün ise Antalya'da bulunan kış turizm merkezine gidilecek demiş. E seçeneğinde Saklı Kent Kayak Merkezi ziyareti yazmış. Arkadaşlar Antalya'da Beydağların olduğu yerde Saklı Kent Kayak Merkezi vardır. Önemli bir kış turizm merkezidir aynı zamanda. Bu da doğru. Beşinci gün ise şöyle demiş. Mersin'de bulunan karstik oluşumlu mağaraya gezi planlanmaktadır. E seçeneğinde de beşinci gün Dim Mağarası ziyaret edilmiş. Arkadaşlar Dim Mağarası öncelikle Antalya'da bulunuyor. Onu söyleyelim. Antalya ilinde bulunur. Mersin'de peki hangi karstik mağaralar var? Turizm açısından önemli. Ashabı Keyf var. Ashabı Keyf Mağarası. Bunun dışında Narlı Kuyu mağarası var. Turizm açısından önemli olan. Cennet cehennem obrukları bulunuyor arkadaşlar. Burada yanlış olan E seçeneği olacak. Dim mağarası Mersin'de değil Antalya'da bulunur arkadaşlar. 69. soruyla devam ediyoruz. Soruda bize bir grup araştırmacı haritada verilen illerdeki dış kuvvetlerin oluşturduğu yer şekillerini gözlemlemeyi planlamaktadır. Bu araştırmacı grup aşağıdaki yer şekillerinden hangisini görmesi beklenmez. Dış kuvvetler kaynağını güneşten alan ve yeryüzünde şekillendirici etki yapan kuvvetlerdi. Bunlar akarsular, buzullar, rüzgarlar, dalga ve akıntılar, bir de yeraltı sularıydı. Ülkemizde dış kuvvetler içerisinde etki alanı en geniş olan dış kuvvet akarsulardır. Etki alanı en az olanlar ise buzullardır. Şimdi baktığımız zaman Uşak, Denizli, Muğla ve Antalya illerine gidilmiş. Ulubey Kanyonu demiş A seçeneğinde. Arkadaşlar Ulubey Kanyonu Uşak'ta bulunur. Kanyon vadilerinin oluşumunda akarsular etkilidir arkadaşlar. Kanyon vadilerde özellikle karstik bölgelerde akarsuların aşındırmasıyla oluşmuş iki tarafı basamaklı olan vadi tipleridir. Ulubey Kanyonu'nu görürler. B seçeneğinde Pamukkale travertenleri demiş. Pamukkale travertenleri Denizli'de bulunuyor arkadaşlar. Karstik birikim şeklidir. Yer altından çıkan, içerisi kireç bakımından zengin olan yer altı sularının yüzeye çıktıktan sonra suların buharlaşmasıyla içindeki kireç üst üste birikerek basamaklı travertan dediğimiz karstik birikim şeklini oluşturmuştur. Denizli'deki Pamukkale travertenleri de bu şekilde oluşmuş karstik birikim şekli örneğidir. Bunu da görürler arkadaşlar. C seçeneğinde Ölü Deniz Lagünü demiş. Ölü Deniz Lagünü Muğla'da bulunuyor. Dalga ve akıntıların biriktirme şeklidir arkadaşlar. Lagün demek diğer adıyla deniz kulağı demektir. Özellikle koy ve körfezlerin önü dalga ve akıntıların biriktirmesiyle oluşan kıyı okları tarafından kapanmasıyla oluşan şekillerdir arkadaşlar. D seçeneğinde Patara kumulları demiş. Patara kumulları Antalya'da bulunuyor arkadaşlar. Kumullar da özellikle rüzgarların kıyılarda biriktirme şekilleridir. E seçeneğinde Muradiye Şelaleleri demiş. Muradiye Şelaleleri arkadaşlar Van ilinde bulunur ve akarsu aşındırma şeklidir. Haritada verilen güzergah Uşak, Denizli, Muğla, Antalya olduğu için arkadaşlar Muradiye Şelaleleri burada görülmez. Cevabımız E seçeneği olacak bu soruda. Evet geldik son sorumuza. Ticaretle alakalı soruda bize büyük şehirler hem üretim hem de tüketimin yoğun olduğu pazar koşullarının geliştiği büyük ölçekli ticaret merkezleridir. Haritada işaretli şehirlerden hangilerinde iç ticaret faaliyetleri daha yoğundur demiş. Haritada verilen şehirlere bakarsak arkadaşlar bir numara Kastamonu, iki numara Mersin, 3 numara İzmir ve 4 numara arkadaşlar Muş. Şimdi verilen şehirlere baktığımız zaman özellikle İzmir ve Mersin nüfusu fazla. Üretim ve tüketimin yoğun olduğu yerler. Bundan dolayı burada pazar koşulları gelişmiştir. Ve buna bağlı olarak da burada iç ticaret faaliyetleri daha yoğundur değil mi? Ancak Kastamonu ve Muş nüfus az, üretim az. Buna bağlı olarak da tüketici nüfus da az olduğu için buralarda iç ticaret nedir? Biraz daha azdır. Bize iç ticaretin daha yoğun olduğu yerler sorulduğu için burada cevabımız Mersin ve İzmir olacak. 2 ve 3. Bundan dolayı cevabımız E seçeneği olacak. Evet bu videodaki son sorumuzu çözdük arkadaşlar. Kaç doğrunuz var? Kaç yanlışınız var? Yorumlara yazın mutlaka. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar.